Manşete hoş geldiniz. Sokak köpeklerinin itlafına yol veren yol verecek. Yasa teklifi, yasa önerisi, yasa hazırlığı komisyondan geçti ve meclis genel kuruluna gelecek. Orada da aynı biçimde geçmesi bekleniyor. Tabii meclis genel kurulunda da tıpkı komisyonda olduğu gibi büyük tartışmalar olacak olacaktır. Yasanın ekime tehir edilmesi, ertelenmesi gibi bir ihtimal söz konusu mu? Halen söz konusu fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP grup toplantısında bu işi hemen bugünlerde bitireceklerini haber verdi. Bakalım yapabilecekler mi ama bu konuyla ilgili konuşacak çok şey var. Önü arkası, insan hakları, hayvan hakları meselesi her neyse ve neden bu kadar gündeme, gündeme geldi, gündem oldu bu konu e, mutlaka değerlendirilmeli. Yeri gelince birkaç dakika sonra buna temas edeceğim ama köpekler demişken siyaseten çok alakalı farklı bir konuyla devam edelim. Erdoğan Devlet Bahçeli'nin basın toplantısı konuşuluyor. Şimdi oturarak yaptı, ayakta yaptı, biz hiç ilgilendirmiyor. Grup toplantısında konuştu, yok basın toplantısı yaptı. Bunlar da e, alakalı konular değil. Yani Devlet Bahçeli e, Meclis'e gidecek ve orada kürsüye çıkıp grup konuşmasında e, mesajlarını verecek. E, buna takati yoktu da işte basın toplantısı yaptı. Olabilir. Mühim olan şu anda en azından bir basın toplantısı yapabilecek önündeki metni okuyabilecek enerjisi var. Nerede ne şekilde söylediğinin bir önemi yok. Fakat basın toplantısında altı çizilecek konular var. Hani 150, 154'lükler olarak bir liste artık böyle anılıyor. Yani MHP'nin hedef tahtasına koyduğu 154 isim. Büyük bir çoğunluğunu gazeteciler, siyasetçiler oluşturuyor. Alakası isimler de var. Her neyse şimdi tabii o listeye gi girdiği veya girmediği Den hareketle öyle de bir polemik söz konusu. Yani listeye girdiği için mutlu olanlar var ya da endişe duyanlar var. Listeye giremediği için tepki gösterenler var. Böyle bir şey. Genelde Türkiye içerisindeki isimler. Hani yurt dışından kimi isimler de listede olmadığı için hayıflanmış olabilir. Ayrı bir konu. Fakat burada altı çizilecek bazı satırlar var. Mesela yumuşama dayatması altında. Türkiye'nin Türk siyaset demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması gene yumuşama dekoru altında ihanetin ve melanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları stratejik tuzak olarak karşımızdadır diyerek Erdoğan'a esasen tehdit ediyor ve uyarıyor. Çünkü yumuşama kelimesini kullanan Bilakis Erdoğan Bilakis Erdoğan'la Özgür Özel arasındaki veya AKP ile CHP arasındaki normalleşme meselesinde Erdoğan yumuşama kelimesini kullandı. Özgür Özel de bu kelimeye karşı çıktı. Normalleşme demek daha doğru dedi. demişti. Haliyle İki kere yumuşama diyerek bunun bir tuzak olduğunu ifade ederek Devlet Bahçeli doğrudan Erdoğan'a hedef almış görünüyor. Gene Tuğrul Türkeş'e bir kavala görüşmesi üzerinden bindirdi. Ve işte Demirtaş'la ziyaretçi kuyruğuna girenlerin profili çeşitlenen işte Sorosçu kavalaya siyasi geleceğini bağlayanların falan milliyetçilikle alakası yoktur dedi. Alparslan Türkeş'in oğlu MHP kurucusu. Alparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş'e ki Tuğrul Türkeş şu anda AKP'de siyaset yapıyor. Bunu da e, takip eden Karar Gazetesi esasen Adalet Bakanlığı'na Tuğrul Türkeş'in bir yazı yazdığını ve e, Kavala görüşü için izin talep ettiğini fakat bu izin verilmediğini ortaya çıkarmış. E, daha doğrusu Dış İlişkiler ve Protokol e, Başkanlığı'na bir yazı yazıyor e, tu, e, Tuğrul Türkeş. 22-27 Temmuz tarihleri arasında işte Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etmek istiyor diyor. Bu dört isimde Gezi tutuklusu isimler ya da hükümlüsü isimler. Başta tabii Osman Kavala 19 Temmuz'da bu yazıyı yazıyor ve bir hafta içerisinde işte görüşme niyetinde olduğunu söylüyor ve buna... Bir cevap gelmiyor. Halen cevapsız diyor. Halbuki benzer talepleri bir milletvekili dile getirdiğinde hemen o gün veya bir iki gün içerisinde bu talebine olumlu görüş ifade ediliyor. O arada hatırlatalım. Demirtaş'ı, Kavala'yı Özgür Özel de ziyaret edecekti. Ne oldu bilmiyorum. Yalan mı oldu? Tıpkı Gazze ziyareti gibi. Bilmiyorum. Ziyaret edecektir belki. Yaz döneminde veya sonrasında. Bilemiyorum. Fakat mesele bu. Bundan dolayı Türkeş'e bindirdi ki Kavala meselesinde Bahçeli MHP çok öfkeli. Yine CHP'ye bindirdi. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde dedi ve bu, bu başlıkla sabahın iç sayfasında manşet oldu. Siyaset sayfasının manşeti oldu. Yani Bahçeli AKP'nin görüştüğü ya da işte AKP'de Kavala'ya giden ne bileyim Erdoğan yumuşama diyen Erdoğan hemen herkese Esir fürmüş durumda. Mesele sadece 154'lükler meselesi değil. Elbette 154 154'lükler meselesi önemli. MHP'nin bir dosya yapması ve bunu hedef göstermesi. Hatta eyleme geçiyoruz dedi. Yani elbette önemli. Bu 154 154'lükler içinde e, Müsavat dervişoğlu da var. Düşünebiliyor musunuz? Ülkücü yani. E, öteden beri MHP'li, kimliğini saklamayan bir isim. Şu anda İyi Parti'nin genel başkanı. O da bugün grup kurs, e, kürsüsünde e, bunu ateş püskürdü. Ateş püskürürken de yani diyor bütün ömrüm boyunca kullandığım bir sıfat vardı. Ülkücü sıfatı. Onu da öyle ayağa düşürdünüz ki sizin yüzünüzden utancımdan kullanamıyorum. Bakın diyor beni diyor sakın ha başkalarıyla aynı havuza dahil etmeyin. Beni kimseyle karıştırmayın. Böyle o da bir şekilde parmak sallamış MHP'ye. Evet 154'lükler içinde müsavat dervişoğlu da var. Tabii bu 154'lükler meselesi ne, Bahçeli'nin gündeme getirmesi. Şimdi o da neden tuttunuz?" diye sormuş Gazete Pencere manşetinden. "Madem savcılığa vermiyorsunuz, neden tutuyorsunuz?" Şimdi esasen savcılığa verdiler ya da mahkemeye sundular Sinan Ateş davasında ve Sinan Ateş mahkemesi bunu kabul etmedi. Sonra da Devlet Bahçeli bunu bu dosyayla bir basın toplantısı yaptı. Orada da hiçbir basın mensubu kendisine soru sormaya cesaret edemedi bu konuda. Olay patladığı halde. Sonra kendisi kendiliğinden açtı. Madem siz sormuyorsunuz ben söyleyeyim diyerek. Sonra da eyleme geçeceğiz dedi. Ve bunun hukuki nitelikte olacağını söyledi. E, yap o zaman yapmadı. Yani esasen yapmış, hukuk geri çevirmiş. Sonrasında gene bir suç duyurusu veya hukuka müracaat yok. Fakat alan aldı mesajı. Yani eyleme geçeceğiz derken o eylemin ne olduğunu herkes biliyor. Ya dövdürme, ya bacaklarından vurdurma. Bir cinayet işi söz konusu olacağını zannetmiyorum. Sinan Ateş konusunda ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Tekrar birilerini bu şekilde ortadan kaldıracaklarını veya kaldırmaya kalkacaklarını zannetmiyorum. Ama neticede tehdit var. Esasen arkasında şu var. Eyleme geçme veya hukuka baş... Bunları yapmayacakları ortada. Yani yapsa bile oradan bir şey çıkmayacağı ortada. Sakın ha bu konuda bizim üzerimize gelmeyin diye tehdit. Bak biz liste tuttuk. 155. 156. olmayın. Kimse buna tenezzül etmesin. O 154 kişi de Ayağını denk alsın. Şimdi o 154 isim muhtemelen bundan sonraki süreçte ya bir şey söylersen başıma bir şey gelebilir. Bu eylemden kasıt ne olduğunu hepimiz biliyoruz diyebilir. Yenileri de listeye eklenmemek için ona göre tutum takınabilir. Yani bu bir tehdit. Ve o 154 yani Bahçeli e, bu şeye yani siyasetin kullandığı argümanlar var Sinan Ateş davasında basının kullandığı argümanlar ve bunlar da genelde AKP karşıtı isimler AKP MHP karşıtı isimler. AKP MHP karşıtı isimlere bu belge ve dosyaların, bilgi ve fotoğrafların, görüntülerin sızdırıldığını görünce bununla başa çıkamayınca gerek adliye kaynaklarından gerekse polis kaynaklarından bununla da başa çıkamayınca bu yolu seçti. Başka yol kalmamıştı yani. Başka yol kalmadığı için de böyle bir liste yayınlayarak bir gözdağı verdi. Olayın esasen önü arkası bu yani. O arada yani acayip bir şey. Devlet Bahçeli Erdoğan'ı Erdoğan'da Özgür Özel'i tehdit etmiş gibi bir durum var. Grup konuşmasında altı çizilecek satırlardan biri buydu. Hazine Maliye Bakanlığımız şu anda belediye borçlarının tahsiline kaynağında başlayacaktır. Bugüne kadar bir şey demiyorduk. Belediye borçları konusunda AKP'li belediyelerin de borçları var. Aynı zamanda ayrıca CHP'li belediyeler devraldıkları belediyeleri borçla devraldılar. Yani AKP döneminde dokunmadılar. Şimdi CHP döneminde kapınızı çalacağız diyor. Yani tehdide bakar mısınız? 200 liraya bakar mısınız? Nobranlığa bakar mısınız? Küstahlığa bakar mısınız? Ama siyaset böyle böyle yapılıyor. Öyle öyle 25 kuruşa simit yok diye de devam etmişti. De, 25 kuruşa zaten simit yok. Simit kaç para? 10 lira mı? 15 lira mı? Yani. Yani orada da ayrı bir gaf var. Herhalde iletişim işte Fahrettin propaganda ekipleri çıkardılar o kelimeyi 25 kuruşa simit mi kaldı diye. Ama bu da böyle bir aba altından sopak gösterme meselesi. Yani onu söyledim. Yani sahada başka, kürsüde başka. Yani sahada el ele en el sıkışıyorlar, birbirlerine eğiliyorlar, aman işte birbirlerine gülümsüyorlar. birlikte fotoğraf veriyorlar, birlikte aynı törenlere katılıyorlar. Ama kürsüye çıktıklarında herkes birbirine saydırıyor. Şimdi böyle de bir vaziyet. Böyle de bir sürece girdik. Enteresan olan biraz da bu. Fakat Erdoğan'ın tonlamasında, Erdoğan'ın grup konuşmasındaki hali tavrı Üç aylık nekayet dönemini, seçimden sonraki yenilgi psikolojisini atlattığını gösteriyor. Yani bundan böyle Erdoğan e, yumuşama işi işte sonuç verdi. Bundan sonra da el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz diyor olabilir. Bekleyip göreceğiz. Yani Vergi paketinin mimarı, AKP'li Vekit'in şirketi 3 yıl hiç vergi vermemiş. Bunlarla meşgul kamuoyu. E ama böyle bu hep zaten. İşte e, aile bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e, CHP Genel Başkanı Aylın Nazlı Akkayı mecliste kabul ettim diyor. Görüştünüz yahu buluştunuz, görüştünüz bir araya geldiniz. Kabul ettim falan. Yani Erdoğan nasılsa aşağısı da aynı. Ki bu Mahinur'un yani Belçika'da bir siyasi geçmişi var meclis üyeliğine seçildi. İki dönem meclis üyeliği yaptı. 2006'lı yıllarda. Çok iyi hatırlıyorum çünkü o dönem İstanbul'a gelmiş. Biz de yayın konuğu falan yapmıştık. Oturup çay içmişliğimiz var. Son derece kendi halinde mütevazi bir kadındı. Bir kadın siyasetçiydi. Böyle bir profildi. Ee, ve kendi emsalleri açısından da gerçekten imrenilecek bir o günkü çalışmaları itibariyle, siyasi kariyeri itibariyle bir şeysi vardı. Bir geçmişi vardı. Bir hayatı vardı. Sonra da e, gene Hristiyan Demokrat çizgideki bir partiden e, Brüksel meclisine seçilmişti. Hatta başörtülü olduğu için e, ilk başörtülü vekil yani e, Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü vekil olmuştu o zaman. E, başörtüsü yüzünden eleştiriler almıştı. Böyle bir profildi. Enteresan Oğlu da. Eee, Charles de Gaulle e, Fransız lisesinde okuyormuş. Fakat <laughs> açıklamalarında da şey var. Milli manevi değerlerimizi çocuklarımıza aktarmak politikalarımızın odağında. Yani sen Belçika kökenli bir insansın. Ee, oğlunu da Fransız lisesine göndermişsin filan. Sonra da işte milli manevi değerler. Yani sahada başka kürsüde başka burada da devam ediyor yani işte. Kabul ettim falan Aylin Nazlıca'yı. Tabii CHP'nin gölge bakan projesi ne oldu bilmiyorum. Patladı mı, devam ediyor mu? Aylin Nazlıca gölge bakan bakan olarak mı gitti? böyle bir müesseseden bahsettiler ama sonra onun da arkası gelmedi. İşte şeye de bakın yani işte o makam masasında oturuyor öbürü de önünde falan falan. Yani en azından böyle yan yana filan bir oturma falan düzeni olsa. Batı da böyledir. Bu arkadaş da batıdan geldi. Fakat sonra işte 2006'lı 2009'lu yıllardan bahsediyorum. 2006'lı 2009'lu yıllarda öyle bir profilken 15 sene sonra böyle bir profil. Evet. Dönelim köpek. Sokak köpekleri meselesine. Leman bunu yazmıştı. Gözlerime bakın ne görüyorsunuz. Ve bir takım belediyeler de e, sokak köpeklerini toplamaya başlamışlar. Soldaki fotoğraf, görüntüsü de var o şekilde. Bununla ilgili e, yasa teklifi, önerisi neyse geçti komisyondan. Çok büyük e, şeyler oldu. Arbedeler çıktı, tartışmalar oldu, herkes canlı yayınladı. Kamuoyunda hemen herkes bir tutum belirledi. Hatta işte... Devlet Bahçeli'nin köpeklerle ilgili lafını Hürriyet manşete çekmiş bugün yani. Çünkü Devlet Bahçeli de bu yasaya karşı gibi bir pozisyon takındığı için neyse. Ötenazi kelimesi çıkarılmış fakat yani veteriner hizmetleri kanunundaki esaslara göre ötenazi yapılmasının yolu açık tutuldu diyor. Yani basın öyle bir şey ki bu itlaftır, teleftir yani köpek itlafıdır, köpeklerin öldürülmesidir bu kelimenin yerine ötenazi kondu. Basında da aldı bunu kabul etti. Yani iktidar, iktidar söylemini aynen alıp kabul ediyor. Ya ötenazi insanlar için söz konusu olan bir konudur. Bir kere söyledim bir daha söylüyorum. Rızasıyla ölümü onaylamak manasına gelir. Bunun da şartları vardır. Yani amansız bir hastalığı olacak, geri döndürülemeyecek bir tıbbi sürecin içerisinde olacak. Hekimler bunu onaylayacak, ülkede yasalar buna izin veriyor olacak falan bir sürü şeyleri var bunun. Kriterleri var ve bunun nasıl olacağı falan kanunla falan belirlenmiş durumda olan yerlerde. Bu böyle bir şey hayvanlar için kullanılan bir kelime değil. Hayvanlar nasıl kendi rızasıyla öldürülmeye hatta hem de hiçbir sağlık sorunu yokken izin verecek ki? Ama yani tuhaf bir şekilde mahalle basını da aldı bunu kabul etti. Fakat işte bunu diyor hemen yapalım, ekime kalmasın falan. Erdoğan grup kürsüsünde de çok geniş bir yer zaman ayırdı bu konuya. Yapacağız falan filan işte başıboş kezen hayvanların tehdit oluşturduğunu yani bir takım kelimeler çıkarılsa girse ne olursa olsun fiiliyatta yasası çıktı denilip bu hayvanlar toplanacak ve işte belediyeler marifetiyle belli barınaklarda veya merkezlerde uyutulacak, itilaf edilecek, öldürülecek iş oraya gidiyor öyle görülüyor. Yani ben bu konuya girmedim ee, özellikle son birkaç haftadır komisyon aşamasında falan neden girmedim? ...acayip bir de kutuplaştı şey... E, ...ülke. Ayrıca hemen herkes bu konuda konuştuğu için... ...senin ayrıca bir şey söylemene de gerek kalmadı. Fakat şuna bakar mısınız yani... ...Türkiye Gazetesi'nin manşeti... ...başıboş köpekler 2 yılda 47 kişiyi öldürdü... ...toplayın şunları diyerek... ...altındaki kullandığı fotoğrafta da bunu veriyor. Yani... E, ...hayvan severleri... ...veya bu konuda işte mecliste vesaire e, ...mücadele edenleri de... ...onun yerine koyuyor, köpek yerine koyuyor yani... Şimdi, bu, Böyle de kutuplaşmış durumda. Yani zararsız bir alan olduğu için, konuşanın başına bir şey gelmediği için herkes bir şey söyledi. İnsan hayatının e, kıymetinin olmadığı bir ülkede ve insana insan hakları konusunda hiçbir hareket yokken, hiçbir çaba yokken bu alanda ha hazır herkes konuşuyor, konuşanın da başına gelmiyor diye insanların e, koroya katılmasını ben de takip ettim. Yani e, ve bununla da gündemi domine ettiler. Yani bambaşka konular varken, pahalılık vesaire gibi konular varken bazen e, e, X platformuna girdiğinizde sadece bu mesajları görüyordunuz. Başka hiçbir şey yoktu. Enteresan. Ayrıca başta da söyledim yani ben desem de demesem de e, bütün gelişmeler sansürsüz bir biçimde fikir hürriyeti e, buram buram yaşanırken e, paylaşıldı. Paylaşıldığı için de ayrıca bizim burada bir şey söylememize gerek kalmadı. E, Ayrıca tabii işini yapma hissini yaşadı. Bir takım siyasetçiler, milletvekilleri, sosyal medyada bugüne kadar belli gazlarla dolmuş olan insanlar. Bunun üzerinde de belki boşalmış, rahatlamış olabilirler. Ona da bir şey demiyorum. İyi bir şey yok mu? Var. Yani tek iyi şey belki de bir konunun gündem olması, bir konunun sansürsüz bir şekilde e, ve kamuoyunca tartışılması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir yasa önerisinin mecliste, komisyonda, kamuoyunda, medyada hem de serbest biçimde konuşulması, tartışılması bunun örneğini gösterdi. Ve bu örnek ekidarı rahatsız etti. Rahatsız etti bir an evvel geçirelim şeyine düştüler. Ekim'e de kalmasın çünkü Ekim'e kadar bu tartışma devam eder falan modundalar. Ee, tek iyi şey bu. Yani bir şey bu şekilde serbestçe konuşulunca elbette tesir edilebiliyor. Ve o tesirle de kamuoyu içini boşaltabiliyor. Yani o, yö o yönüyle ee, bir iyi tarafı var. Yani. İki konu var ki yeraltı alemiyle ilgili. İlki Serdar Sertçelik Sertçelik Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı ama hem sanık hem de tanık nasıl oluyorsa ama Türkiye adalet sisteminde oluyor. En son verdiği Macaristan Başkent Mahkemesine verdiği ifadede "İç siyasette rol alan bir, birden fazla kişiyi etkileyecek gizli bilgilere bilgilere sahibim. Beni iade etmeyin. Ne dersen beni öldürürler, yaşatmazlar." demiş. Bunu önemsiyoruz. Bakalım iş nereye gidecek veya bu ifade Serdar Sertçeliği orada tutacak mı? Bir diğer konu da Yunanistan'da Ali Yeşildağ'ın iade davası görülüyordu. En üst düzey idare mahkeme, devlet konseyi, mahkemesi devlet konseyi, Erdoğan ve ailesine yönelik yolsuzluk iddiaları geçen sene seçimden hemen önce gündeme gelmişti. Yeşildağ'ın Türkiye'ye iade edilebileceğine hükmetmiş. Reuters verdi haberi. Ee, Yunanistan'a yaptığı bir iltica başvurusu var. Ee, onun sonucuna bağlı bu iadenin olup olmayacağı. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce 23 Ağustos'a kadar iadesini desene askı, askıya alın diye Yunanistan'a e, bildirmişti. Bakalım ne olacak ama ilerleyen haftalarda muhtemelen Ağustos Eylül e, Aliyeşil Dağı ile ilgili konu netleşir diyoruz. Diyanet'in çocuk dergisinden Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar çıkmış ve Diyanet'in çocuk dergisinde Selçuk Bayraktar'a uçan deha denmiş falan. Şimdi bu, bu bunu garipseyip bunu bunun üzerinde fikir egzersizi yapanlara şunu söylemek isterim. Bu 10 yıldır 10 yıldan uzun bir zamandır böyle. Türkiye'deydim. Çocuklarımdan biri 4, diğeri 7 yaşındaydı. TRT Çocuk izliyorlardı ve izledikleri TRT Çocuk'ta saat başı bültenlerde Erdoğan'a ma maruz kalıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Bu hep böyle zaten. Yani pek çok şey, pek çok e, resmi kabul e, veya işte yerli ve milli adına nelerse alt alta sıralanabilecek 10 yıldır 12 yıldır her yere girmiş durumda. Çocukların erişebileceği, çocuklara hizmet veren Diyanetinden, TRT çocuğuna kadar, okul müfredatlarına kadar, çocuk dergilerine kadar. Dolayısıyla Selçuk bayraklara uçan deha denmiş, onun yanında hikaye kalır yani. Dönelim Amerika'ya. Amerika'da Joe Biden hiç konuşulmuyor, hatırlanmıyor. İşte eşiyle beraber e, dinlenirken, hastalığı vesilesiyle, covid vesilesiyle böyle objektiflere yansımış. Fakat ee, hastalığı atlattığı, covid testinin negatif çıktığı, görüntüleri falan da sonradan düştü ama kimsenin çok fazla Biden'la alakalar al, alakadar olduğu, ilgilendiği yok. Nitekim eee buraca e, Oval Office, Oval Office görülüyor şeyde, hmm, Beyaz Saray'da e, ve Oval Office'te e, Joe Biden e, artık bir kenara itilmiş, terk edilmiş durumda. E, masayı, makamı Kamala Harris kapmış. ...gibi görülüyor. Kamala Harris... ...rüzgarı, fırtınası esiyor. Bir yönüyle de... ...Kamala Harris söylemini yavaş yavaş... kampanyasını oturtmaya başladı. Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar... ...müşterilerini soyan sahtekarlar... ...kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar falan diyerek... ...Trump'la nasıl mücadele edeceğini... ...bu şekilde detaylandırıyor. Bir yönüyle de... ...şu konuşuluyor. Birkaç konu var. Onun da altını çizelim. Yani... Biden son ana kadar çekilmeyecekti. Cumartesi akşamı attığı mesajda da kazanacağız, devam falan gibi bir mesaj atmıştı. Fakat üzerinden 18-18,5 saat geçtikten sonra da çekildiği yönünde bir mesaj paylaştı. O arada Demokrat Parti babaları Joe Biden'ı ikna ettiler. Sadece başkanlık seçimi yok. Kongrede de dengeleri kaybediyoruz. Senato'da da zaten cumhuriyetçiler baskın. Bu hepten bizim üstümüzden geçebilir. En azından kongrede bir denge olsun falan diye başkanlığı kaybetsek de ikna edilmiş görülüyor. Bağışlar düştü, sıfırlandı ki. Şimdi en son kasadaki paranın üstünde bir bağış topladı. İlk 24 saatte, 48 saatte Kamala Harris bu bağışla, bağışlardaki dengeyi değiştirdi. Demek ki Demokrat Parti babaları haklıymış, bağışlar kesilmişti. Bir de onurlu bir çıkış. Yani sen rezil olacaksın. En azından şimdi çekil de en azından tarihe ismin güçlü bir biçimde geçsin. Böyle şeyler vardı. Başka konular da var. Mesela salacak eyaletler denilen e, demo, ABD demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak ikiye bölünmüş durumda. Kimin ne oy vereceği belli. Fakat bazı eyaletlerde 4 ile 6 eyalet. O eyaletlerde durum bıçak sırtı. 51'e 49 gibi. İşte 51'i alan o eyaleti kazanıyor ve dolayısıyla başkanı belirleyebiliyor. Georgia gibi, Arizona gibi. Dolayısıyla bu bu eyaletlerde ve Partinin kalesi kabul edilen yerlerde de e, durumumuz iyi değil mesajı e, gitti Joe Biden'a ve neticede Joe Biden çekildi. E, Kamala Harris e, %99 artık acay e, Karşısındaki rakipler karşısına çıkmadılar. Yani karşısına rakip olarak gösteren isimler çıkmadılar ve desteklerini açıkladılar. Bir tek Michelle Obama e, desteğini açıklamış değil. Obama ailesi de desteğini açıklamış değil. E, ve şu anda şöyle de eleştiriler var. Birazdan Elon Musk'ın mesajına da bakacağız atanmış bir başkan yardımcısı profili e, söz konusu üzerinde yani zaten başkan yardımcısı atanıyor bir yönüyle yani esasen seçiliyorlar başkanla birlikte ama başkan onu seçiyor partinin büyüklerinin e, öngörmesi doğrultusunda dolayısıyla Joe Biden hem seçim kazanan bir başkan hem de Demokrat Partisi parti delegelerinin üzerine mutabakatla işte aday gösterdikleri bir başkan olduğu için Kamala Harris'in de benzer bir mutabakatı bir seçim yarışına girerek kazanması üzerinde duruyorlar Demokrat Parti'nin babaları. Muhtemelen bir kongre bu çerçevede bir seçim yarışına karşısına birkaç aday çıkarak onu Kamala Harris'in kazanabileceği işte bak kongreden de galip çıktı dedirtmeye getirecekler. Yani atanmış bir başkan yardımcısı atanmış bir başkan görüntüsü vermesin diye. Tabi elbette göç, sınır güvenliği, kürtaş, silahlanma gibi konularda ne diyeceği de merak konusu. Anketlerde durum başa baş görünse de Trump'la münazaraya çıkacak ama Trump'la münazara olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ee, Trump eğer Kamala Harris'in karşısına çıkma cesaretini toplar ve e, tamam ben onu alt edebilirim falan gibi bir duyguya kapılırsa böyle bir münazara, debate (İngilizcesi) olur. Bir e, erkek başkan yardımcısı, beyaz erkek başkan yardımcısı belirleyebileceği yönünde spekülasyonlar da var. Onu göreceğiz. Fakat kampanya söylemi hep aynı çok fazla değişmedi. Ona bakalım. Yani dün bir video getirmiştim ekrana. Ertesi gün Milwaukee'deki konuşmasında da benzer bir konuşmayı yaptı. Yani Trump'la mücadele stratejisini aynı konuya oturtmuş durumda. Onu seyredelim. Dünkü konuşmasını seyredelim. Üzerine devam edeceğiz. So as Leah told you before I was elected vice president, before I was elected United States Senator, I was elected Attorney General of the State of California and I was a courtroom prosecutor before then. And in those roles I took on perpetrators of all kinds. Predators who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign I promise you I will proudly put my record against his any day of the week. Böyle anketler en son Reuters Ipsos'un anketi 2 puan önde görünüyor Kamala Harris ama anketlere çok fazla bel bağlamamak gerekiyor bu süreçte. Önümüzde kasıma kadar aylar sürecek bir süreç var. Performanslar var. Ona göre belirlemek gerekiyor. Ayrıca da bu Reuters gibi ne bileyim Associated Press gibi ajanslar ya da işte ne bileyim Amerika'daki belli başlı gazeteler CNN gibi yayın kuruluşları ister istemez demokratlardan yana ya da kulağa hoş gelecek haberleri vereceklerdir bu süreçte. Bir de böyle bir tarafı var işin böyle bir yönü var. Dolayısıyla gerçek anket gerçek kamuoyu anketi Kasım'da Kasım'daki seçimlerde ortaya çıkacak toparlamak gerekirse Kamala Harris %99, %1 payı da ihtiyarken bırakıyoruz. Artık başkan adayıdır. başkan yardımcısı merak ediliyor ve performansı merak ediliyor. Anketler başa baş gösterse de ne olacağını Kasım ayında göreceğiz. Orada Elon Musk da işte tartışmaya girdi. Elon Musk zaten önemli bir bağış, bağışçısı oldu Cumhuriyetçilerin. biraz evvel bahsettiğim konuda devreye girdi. Yani öyle bir aday gösterdiniz ki parti oyu almadan Partinin seçmediği birini aday gösterdiniz. Atanmış kişi diyor Kamala Harris'e. Elon Musk'ın Twitter'ın sahibi yeni X platformu adını değiştirdi. Böyle bir iş insanının dünyanın en zengini birincilik ikincilik sıralaması değişiyor. Artık net bir şekilde tavrını koyması falan da son derece düşündürücü ve böyle bu tarz grafiklerle tarafını belli etmesi, büyük bağışçı olması falan Amerikan seçimlerinin geldiği noktayı gösteriyor. Yani Elon Musk bile artık devrede ve belli ki o da bütün gücüyle bu yarışta pozisyonunu belirledi ve Trump'ın kazanması için çalışacak öyle görülüyor. O arada Trump suikasti ya da Trump'a suikast girişiminin götürdüğü ilk isim gizli servisin başı Kimberly Chittle oldu. Dün bahsetmiştim henüz ben o videoyu çekerken istifasını açıklamamıştı. Ben videoyu yükledikten... Kısa bir süre sonra istifasını açıkladı. Gizli servisin bu konuda rolü olduğu, suikastçıya yol vererek buna müsaade ettiği veya işte bir suikast girişimi olmasını bir yönüyle hazırladığı ihmali konuşuluyor. Dün kongrede sorgulanmıştı. Önceki gün kongrede sorgulanmıştı. Sonrasında da istifası geldi. Amerika'da böyledir. Bir sorumluluğu olsa da olmasa da belli kelleler verilir ve ondan sonra da normal günlük hayat devam eder. Belki de gizli servis başkanı bu işler olurken gözden çıkarılmıştı. Bilmiyoruz. Bunu ancak ileride hatıralarını olayın tarafları yazdığında öğreneceğiz. Orada e, İsrail Başbakanı Netanyahu Amerika seyahatine başlıyor. Biden'la ve Trump'la görüşecek. Trump'la Cuma günü görüşecek. Fakat Trump enteresan bir şekilde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Kendisine suikast girişimi olduğu sırada yazdığı 14 Temmuz tarihli mektup geçmiş olsun e, mektubunu alıntılayarak teşekkür ederim Mahmut e, her şey güzel olacak gibi bir ona cevap verdi ve onu da yeni paylaştı. Yani geçmiş olsun dileğinden 9-10 gün sonra paylaştı bunu. Neden? E, çünkü cuma günü Nitanya'yla e, görüşecek. Onun öncesinde de Filistin'e böyle bir e, selam çakmış oldu. O arada son notum ya da sondan bir önceki notum The Times'ın bugün manşetten duyurduğu haber. Sür manşette diyebiliriz hatta. İngiliz Genelkurmay Başkanı savaşa hazırlanmak için 3 yılımız var diyor burada. Ee, ordunun yeni komutanı aynı zamanda Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran'ın giderek e, birlikte bir iş götürmeye başladığı süreçte bir kargaşa eksenine dikkat çekiyor ve önümüzde 3 yıl kaldı diyor savaşa hazırlanmak için. Kamuoyuyla ilk paylaştığı demeç, ilk, ilk açıklama bu ve e, her türlü imkanı değerlendireceğiz. Eskisi gibi e, insan gücü gerekmiyor savaşlarda veya savaş hazırlığında e, bu konuda mobilize olmak ve belli bir e, tahkimat yapmak yeterli diyor e, The Times'ta. E, detayını merak edenler elbette okuyup takip edebilirler. Son notumuzsa Assange'dan. Assange biliyorsunuz Amerika ile yaptığı anlaşma çerçevesinde. İngiliz mahkemesi tarafından tahliye edilmiş ve Avustralya'ya memleketine gitmişti. Ve eşi Stella böyle bir fotoğraf paylaştı ve mutluluğun fotoğrafı olarak da bu basında gazetelerde yer aldı. Bununla kapatıyoruz manşeti. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.